Fikret Taşkıran, üçüncü anlatıcımız bugün olacak. Fikret Bey, buyurun efendim. Benim adım Fikret Taşkıran. Ben Kars Merkez Ölçülü Köyü doğumluyum. 76'da gurbete çıktım. Bunları anlatmadan önce Sayın Başkanıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü diyeceksiniz niye? Üç tane kahraman bayan, bir de genç kardeşim, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde o kadar melek gibi insanlar, hangi yardıma muhtaç insanlarla ilgilenen insanlarla karşılaştım. Yorulup evimize kadar gelip bizimle ilgilenen insanlar geldi. Onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle hiç şey yapmayayım. Ben tüp bayisinde çalıştım, 15 sene çalıştım. Çalışırken paran oldum, o kadar çok dostun oluyor ki. Nereye gidiyorsan selamın anında alınıyor. Ailede gelen giden misafir kim varsa hep ya sen cennete gideceksin. Ben çalıştım. Kendimi, biz gurbete geldik, aile geldi, önümüzde ana baba var. Bizim bütün birikimimiz ana babada birikirdi. Ama şöyle diyeyim, burada eğer bir şey varsa herkesten özür dilerim. Düşmanlık, hani düşmanın varsa en büyük düşman kardeştir diyorlar. Bu da bende mevcut oldu. Ben çalıştım. Benim patronum, ben tüp ayısında çalıştım, patronum beni çağırdı. Dedi ki, Fikret Bey, sigortalı çalışırsan haftalık 250 artı sigorta. Diğer primle çalışırsan tüp başı 1000 lira, su başı 50 kuruş. Şimdi düşündüm, prim daha makbul geldi. Ben primle çalıştım, ben kendimi yok ettim. Sigortalı çalışmadım. Kardeşlerim, abimin çoluk çocuğu, onların daha iyi bir yaşantısı olsun. Kimseye muhtaç olmayalım. Ama hiç bilmiyordum. Ana baba öldükten sonra bunların gerçek yüzleri ortaya çıkacak, hiç bilmiyordum. Ana baba öldü, kardeşlerimin gerçek yüzleri ortaya çıktı. Ben kendimi yaktım. Ben çalışırken, eve para verirken onlar kazandıklarını ayrı yerlerde biriktirip sonra rahmetli babamın ölümüne bir hafta kala benim büyüğüm, işte size sürpriz yapacağım. Aynı evde kalıyoruz. İki çocuğu, bir de eşi kendisi. Bir Samandıra'da 5 milyara kendisine ev alıyor. Saray Vize'de kendine 2750 metrekare arsa alıyor kendisine. Kim? Ben çalıştım. O 300 lira aylık alırken ben günde 200-300, ben ayda şöyle diyeyim, 3000 dolar, 5000 dolar para alıyordum ama onu eve getiriyordum. Eve verdiğim paranın hiçbir kuruşunu ben geri para istemiyordum. Pazar parasını veriyordum, mutfak parasını veriyordum, elektrik su faturasını veriyordum, eve gelen misafir, her şeyi karşılıyordum. Ama ben bunları yaparken onlar benim sırtımda ev var sahibi oldular. Şimdi hayat yaşıyorlar. Şimdi onlar cennette, ben cehennemdeyim. Yaş geldi 60'a. Çalışamıyorum. Sonra beni Almanya'daki abim... Biz 2000'de Esenler'deki evimizi sattık. Ben Almanya'daki abime 4000 lira para verdim. Esenler'deki evi sattı. Esenyurt'ta abim ev aldı. Ben bu parayı borç verdim. Günü geldi. Ben bu parayı istedim. Abim bana dedi ki, ben bu parayı sana vermeyeceğim. Sen 80'den 2000'e kadar evimde oturdun. Bu da benim kira param. Sonra... Sen dedi, beni tehdit ediyorsun, ben komutana telefon açacağım, bu beni tehdit ediyor. Ben Almanya'da gelip evime yerleşeceğim ama benim kardeşim beni tehdit ediyor. Ben evime gelemiyorum. Tamam dedim, abim dedim, ev senindir, tapu senindir. Cebimde 5 lira para vardı, bir de bavulum vardı, aldım. Avcılar'da toprak sahası vardı, o bavulum yanımda, toprak sahada kartonların üstünde yatıyordum. Pasaj önlerinde yatıyordum. Ama hiç kimseyi ne kandırdım,
lokanta olsun, bakkal olsun, hiç kimseyi kandırmadım. Oruç tuttum, yarım ekmekle iftar yapıyordum, yarım ekmekle sahur yapıyordum. Yorganım, battaniyem, hiçbir şeyim yoktu. Sadece bir paltom vardı. Sağ olsun, Allah razı olsun, Çıldırlı Kahveci vardı, bizim Çatı Kahve diye bir yer vardı. İzin verdi, ben orada masaların üstünde yatıyordum. Paltomu üşüyorum, ayaklarımı alıyorum, sırtım üşüyor, sırtımı alıyorum, ayaklarım üşüyor. Bir sene kendimi ile idare ettim. Bir türlü yani şey yapamadım. Sonra arkadaşlarım sayesinde bir ayakkabı boyacılığına başladım. Ayakkabımı 15 senede ben ayakkabı boyacılığında biriktirdim. Birikimimi de 2019'da Firuzköy'den alıp kuyumcuya emeğimi, 8700 dolarımı getirip bırakacaktım. Onu da artık hiç bilmiyorum, beni uyuşturdular mı? Nasıl geldi? O parayı nasıl benden aldılar? Ondan sonra çaresiz kaldım. Yardıma muhtaç kaldım. Ama hırsızlık yapmadım. Kötü bir şey yapmadım. Cenab-ı Allah bizim Büyükşehir Belediyesi'nden razı olsun. Herkes sonuna kadar bana yardımcı oldu. Bilhassa sosyal hizmetlerdeki müdürüme binlerce kez teşekkür ederim. Evime kadar yetkilileri gönderip gerçek ihtiyacım neyse hiç ben sormadan bütün ihtiyaçlarımı gördü. Borcum vardı, nakdi para yardımı verdi bana. Hiç kimseye şey yapmadan nakdi yardım borcumu ben verdim. Kendileri daha bir hafta önce yine evime kadar yorulup geldiler. Ama ben onlara bir hizmet yapamadım çünkü evim soğuktu. Onlar beni hakir görmediler. Evim yani oturmaya müsait değildi. Ama onlar yine gururla gelip evime oturdular. Sandalyeme oturdular. Evimin içini gördüler. Benim gerçeği yani yardıma muhtaç olan insan kimse geldiler, gördüler. Her türlü yardımı şu ana kadar. Şu gönderdikleri montu markada kazak var, ayakkabı var, mont var bana ama ben istek yapmadım. Onlar bana bakarak bunları yazdı. Elektrik süpürgesini bana verdiler. Sayın müdürüm şunu bana dedi. Fikret Bey dedi, siz bundan sonra dedi bizi aramayacaksınız. Biz dedi sizi arayacağız. Sizin yardımınız neyse biz dedi her zaman dedi sizin yanınızdayız. Ekrem Başkanımızın bize verdiği yetki bu. Ben Sayın Başkanıma da benimle şu ana kadar ilgilenen bu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde şu ana kadar her kim ki bizimle ilgileniyorsa burada belki yarısı da yani benim gibi yardıma muhtaç olan insan var. Onların sayesinde Allah razı olsun Sayın Müdürlerimden gerçekten gurur duyuyorum. Başkanıma binlerce kez teşekkür ettim. Böyle insanlar bizimle ilgilenmesi için sakın başkan hep böyle insanları fakir fukarayla ilgilenecek insanları bize şey yapın ki biz de gururla onlar her zaman evimize geldiği zaman. Sayın Başkanım son şunu söyleyeyim. Bir iki sefer ağladım. Bir Beylikdüzü'nde mitingde ağladım sizin mitinginde. Bir de Sayın Müdürlerimin benim evime gelip burada bu karabalığı görüp bu mutluluğu görüp bir de şimdi gözlerimde yaş geldi. Yine sizlere teşekkür ediyorum. Başka konuşmam çok var ama başka herkesin senin zamanını da almayayım. Başkanıma binlerce kez teşekkür ediyorum.